Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Peygamberimizin coşkun merhameti, engin şefkati, varlıklara, insanlara onun sevgisi, yardımı ve onlara her yönüyle kol kanat germesini işlemeye çalışacağız. Merhamet deyince esirgemek, acımak, zayıf ve fakir insanların haline acıyarak, aciz insanların haline acıyarak yardımda bulunmak ve ince kalbilik anlamlarına geliyor. Şefkat, acıyarak, esirgeyerek sevmek, içten gelen, karşılıksız bir sevgidir. Bu her iki duygu da insanın daha çok tarif etme, daha çok göstermeden daha ziyade içte hissedilen bir duygudur. Çünkü bu duygular insanın kalbiyle ilgili bir fiildir, bir hadisedir. Şefkat ve merhamet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir aynası, onu yansıtan bir ayna gibidir. Onun kadar şefkatli, merhametli bir insan yeryüzüne gelmemiştir. Cenab-ı Hak Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kendi ismi olan Rauf isimleriyle, sıfatlarıyla Efendimiz'i sıfatlandırması onun şefkatli, merhametli olduğunun en büyük alameti, en büyük delilidir. Tevbe suresinin 128. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَكُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهِ اِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ. Andolsun ki size içinizden bir peygamber geldi ki sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir ve güç gelir. Size çok düşkündür. Bütün müminlere merhametli ve esirgeyicidir. Ey Habibim, eğer onlar diyor buna rağmen senden yüz çevirecek olurlarsa Allah'a sığındığım, Allah'a dayandığım da yüce arşın sahibi de odur. Rabbimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı böyle tarif ediyor bize. İslam'ın ilk günlerinde, ilk devrinde Müslümanların, inananların çoğu fakir insanlardı. Kimsesiz, hatta köle olanlar daha fazlaydı. Mekke'nin en büyük kabilesi olan Kureyşliler, onlar görüp aşağılarken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o insanları yanına almış ve Rabbimizin emrettiği hakikatleri fakir, zengin, köle ayrım yapmadan bütün insanlığa anlatmıştı, aktarmıştı ve insanlar Efendimizin getirmiş olduğu bu güzel hakikatleri engin şefkatinden, engin merhametinden istifade etmişlerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insan ayrımı asla yapmazdı, hatta fakir insanlara onlar gibi yaşardı ve şöyle dua ederdi. Allah'ım beni fakir yaşat, hayattan fakir olarak ayrılayım. Beni mahşere fakirler arasında haşret diye dua ederdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bolluk içerisinde olmasına rağmen Hazreti Hatice annemizden menkul, Hazreti Hatice annemizden kendisine intikal eden, beraberliğine intikal eden malın mülkün içerisinde, debdebe içerisinde yaşamamış. Bu duasına, fakir yaşat duasına Hazreti Ayşe annemiz soruyor. Neden böyle dua ettiniz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle ifade ediyor. Onlar cennette herkesten önce girecekler. Ey Ayşe, yarım ölçek hurmada olsa fakiri boş çevirme. Fakirler ise onlara yakın ol ki kıyamet gününde Allah da sana yakın olsun. Genelde insanlarda durumu iyi olan insanlara karşı daha yakın olma, yakın durma meyli vardır. Fakir gariban insansa gariban insanlar, sahip çıkanlar vardır mutlaka. Fakat zenginler kadar, malı mülkü olanlar kadar tarafında insanlar olmayabilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna dikkat çekerek sınıf ayrımı yapılmaması, hatta fakirlerin hesap noktasında, hesaplarını verme noktasında zenginlerden daha önce hesaplarını kolay verebileceklerini ifade ediyor. Fakir zengin ayrımı yapmayınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, müşrikler boş durmuyorlar. Şöyle ifade ediyorlar. Fakirler mi Allah'ın lütfuna mazhar insanlar diye hakir görüyorlar fakirleri, köleleri, kimsesizleri, acizleri. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların bu hakir görmelerine, küçük görmelerine, ezmelerine karşılık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları koruyor, kolluyor ve onların yanında oluyor. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem otururken bir adam geçti önünden. Efendimiz yanındakine sordu. Bu adamı nasıl bilirsin diye. Adam da şöyle cevap verdi. Bu zengin ve etkin birisidir. Ne derse yaparım. Peygamberimiz bir şey demedi. Az sonra birisi daha geçti. Peygamberimiz aynı soruyu bunun hakkında da sordu ve şu cevabı aldı. Bu adam fakir Müslümanlardan birisidir. Ona ne kızımı verir ne de dediğini yaparım. Böyle bir sözü hoş karşılamayan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Dünyanın bir tarafı az önce geçen zengin kişilerle doldurulsa, bir tarafında da bu fakir adam konulsa, fakir adam onların hepsinden daha ağır gelir ve bunlardan daha hayırlıdır. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ayrım yapmadan daha ziyade
toplumdaki bu sınıf farkını ortadan kaldırmak istiyor. İnsanlar anlayacağı dilden Efendimiz hitap ediyor. Öyle hitap ederek ancak insanların yerleşmiş olan bu çarpık anlayışı ortadan ancak kaldırabilir. Toplumun bütün kesimlerine şefkatiyle, merhametiyle, engin merhametiyle kol kanat gerdi. Ve fakir ve kimsesizlerle daha çok birlikte bulunmayı tercih etti. Onların gönüllerini aldı. Genelde insanlar, durumu iyi olan insanlarla beraber olmayı tercih ederken Efendimiz garibanlarla beraber olmayı tercih ederek onlara dikkat çekti. Sahabe-i kiramdan Abdullah bin Amr radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün mescidde oturuyordum. Bazı fakir kimseler bir köşeye toplanmış sohbet ediyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içeri girdi. Başka bir tarafa yönelmeden doğruca fakirlerin yanına gitti. Ve onlara, fakir muhacirlere zenginlerden önce cenneti müjdeledi. Hepsinin de yüzü güldü. Ben de onlardan birisi olmadığım için üzüldüm diyor. Sevgili Peygamberimiz kendisini toplumun zayıf ve kimsesizlerinden üstün görme duygularına kapılanları da uyarmıştır. Her tabakanın devam birbirlerine muhtaç olduklarını söyler. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın kendisini fakirlerin üstün gördüğünü hissedince onu şöyle ikaz et. Sizin elde ettiğiniz başarı ve bereket fakirlerin emeklerinin eseridir. Siz varlığınızı bu fakir insanlara borçlusunuz buyurarak toplumda fakirlerle zenginlerin, farklı meslek gruplarının, farklı insanların birbirlerine mutlaka muhtaç olduğunu, böyle olunca bunların da kadir kıymetinin bilinmesi gerektiğini Efendimiz en güzel şekilde izah ediyor ve asırlara Efendimizin bu hitabı, bu ikazı asırlara ışık tutuyor. Eğer böyle bir ayrıma tabi tutmuş olsaydı İslam, zaten toplumlarda o dönemlerde var olan kas sistemi, sınıf ayrılığı, imkanların geniş olan, makamları farklı olan insanların ayrıldığı gibi toplumda uçurumların daha da artacağını görebilirdik. Yine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem toplum içinde belli bir yeri bulunmayan biçarelere zayıflıklarından dolayı önem verilmemesini asla hoş karşılamazdı. Onların da halini sorup öğrenmeyi arzu eder. Sonra da ihtiyaçlarını karşılardı. İmkanı varsa kendisi karşılardı. İmkanı yoksa sahabe-i kiram efendilerimizden bir kısmına bu hususta emreder. Onların karşılamalarını isterdi. Sevgili Peygamberimizin mescidini temizleyen fakir, zenci, yaşlı bir kadın, bir annemiz vardı. Bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu göremeyince merak etti. Sordu, bu kadın ne oldu? Temizlikçi, burada temizlik yapan hanımefendi ne oldu diye sorduğunda vefat ettiğini ve gecenin bir vaktinde birkaç kişi götürüp onu defnettiğini ifade ediyorlar. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam bana haber vermeniz gerekmez miydi? Dedi ve mezarına gitti. İki rekat namaz kıldıktan sonra şöyle dua etti. Allah'ım, bu mezarın içini nurla doldur. Benim kıldığım namaz sebebiyle nurlandır. Peygamberimizin bu engin şefkati, engin merhameti sahabe-i kiram efendilerimizin gözünden kaçmıyor. Peygamberimizin mescidinin bir bölümünde de evi barkı olmayan fakir sahabe efendilerimiz kalırdı. Bunlardan bazıları odun ve su satarak geçimlerini sağlıyorlar. Çoğu zaman ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunların, bu sahabe-i kiram efendilerimizin hem ihtiyaçlarının karşılanması hem de onlara İslam'ı öğretme, Kur'an'ı öğretme, dinin güzelliklerini öğreterek onları birer muallim seviyesine, öğretmen seviyesine getirmişti. Orada bulunan fakir sahabelerin kaldığı yerlere biz suffa diyoruz. Suffa, Mescid-i Nebevi'nin bitişiğinde odalar yapılmıştı. O odalarda daha çok fakir sahabe efendilerimiz kalırlardı. Onların bakımları, görümleri, ihtiyaçları hem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem de sahabe-i kiramın zenginlerine aitti. Onlar yardımcı olurlardı. Ve İslam'ın ilk üniversitesi diyebiliriz oraya. İlk yatır üniversitesi diyebiliriz. Onlara fakir deyip durumları iyi olmadığından dolayı değer vermeme gibi bir husus Efendimizin lügatında asla olmamıştır. Bugün hadisler, Peygamberimizin sözleri bize ulaştıysa o sahabe-i kiram efendilerimizin, o fakir insanların, orada ilim tahsil edenlerin vesilesiyle bugün Peygamberimizin sözlerini, davranışlarını, olaylar karşısında vermiş olduğu tepkileri o sahabe efendilerimiz vesilesiyle öğrenmiş oluyoruz. Rabbim inşallah şefaatlerine nail eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarını çok severdi. Her birine ayrı bir değer verirdi. Bu kızlarının, evlatlarının içerisinde en çok sevdiği Hazreti Fatıma'ydı. Kızı Fatıma validemiz. Onu kendisinden bir parça olarak görüyordu. Fakat Hazreti Fatıma validemiz kendi ihtiyaçlarını zor karşılıyordu. Geçim sıkıntısı çekiyor. Öyle ki ben un öğütmekten elleri şişmiş, su taşımaktan omuzları yaralanmış. Çünkü o zaman un
el değirmeniyle öğütülüyor. Hazreti Ali Efendimiz de ona yardımcı oluyor eşi olarak. Fakat zor durumdalardı. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin çocukları vardı. Bir hizmetçiye, bir yardımcıya ihtiyaç hissettiler. Bir gün babasının yanına gelerek bir şey söylemek istedi. Fakat utancından derdini açamadı. Hazreti Ali de huzurda bulunuyordu, Efendimizin huzurunda. Hazreti Fatma bir şey söyleyemeyince Hazreti Ali meseleye müdahil oldu. Dedi ki, ya Resulallah, bazı savaşlardan kadın esirler almıyor. Bunlardan birisini bize verseniz de ev işlerinde Fatıma'ya yardım etsen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara şu cevap verdi. Ya Ali, ben henüz Suffelilerin ihtiyaçlarını karşılamış değilim. Onların ihtiyacını görmeden böyle bir teklifi nasıl düşünebilirim? Peygamberimizin güneş gibi engin şefkati, yağmur gibi bol merhameti sayesinde bu fakir ve zayıf insanlardan öylelere çıkmıştır ki dünyada ilim ve irfan çiçekleri açmış, ülkelere adalet, eşitlik armağan etmiş ve insanlara şefkatle, merhametle kucaklamışlar. Hazreti Fatıma validemize de daha sonra gece varmış Hazreti Ali'nin Hazreti Fatıma'nın yanına ve şöyle ifade etmiş onların yanında oturarak: kızcağızım, ey damadım, size öyle bir şey öğreteyim ki siz bunları söylediğiniz zaman, bunları yaptığınız zaman dünyanın içindekilerden, hizmetçilerden hepsinden daha faydalı. Yatağa girdiğiniz zaman, yatağa yattığınız zaman 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 34 defa da Allahu Ekber deyin diyor ve Allah'a sığının. Bu hepsinden daha hayırlı. Ve onlar da öyle yapmışlar. Çileyi, ızdırabı yudumlamaya devam etmişler. Onlar dünyada yemek için değil, yaşamak için yemişler. Evlatlarını, nesillerini büyütmeye çalışmışlar. Rabbim inşallah şefaatlerine nail eylesin. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.